Abdülkadir Selvi Hürriyet Kılıçdaroğlu'na eleştiri ve madde madde Suriye harekatı Nefesler tutuldu. Suriye harekatının başlaması bekleniyor. ABD Başkanı Trump'ın önce harekata yeşil ışık yakan, sonra Türkiye'yi küstahça tehdit eden tweetleri harekatın kolay olmayacağını gösteriyor. Fırat'ın doğusuna yapılacak harekat, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla başlayan konseptin en önemli adımını oluşturacak. Hatırlarsanız Afrin harekatı başlamadan önce türlü karanlık senaryolar yazılmış, Afrin bataklığında ne işimiz var denilmişti. Oysa bu operasyonlardan önce DAEŞ ve PKK'nın canlı bombaları Ankara'da, İstanbul'da, Gaziantep'te, Reyhanlı ve Suruç'ta patlıyordu. Madem Suriye bataklıktı, ABD, Rusya binlerce kilometre öteden niye geldi? Suriye bataklık olmaz mı? Olur. Biz girdiğimiz için değil. Tam aksine Afrin'e, Cerablus'a, Elbaba, Fırat'ın doğusuna girmezsek olur. O zaman sınırımızda terör koridorunu kurarlar. O nedenle Türkiye Afrin'e girmesin diyen Kılıçdaroğlu'nu eleştirmiştim. Şu günlerde Yaveri'nin sesinden bir başka Atatürk kitabını okuyorum. Efe Erginer'in yazdığı kitapta Yaveri Cevdet Tolgay Atatürk'ü anlatıyor. Fransa'nın Ankara Büyükelçisi'nin Ankara Palas'a gittiği geceler Atatürk'e haber verilirmiş. Atatürk hemen Ankara Palas'a gider, Fransız sefiri masasına davet edip Hatay meselesinde baskı yaparmış. Atatürk'ün sefire, hükümetine yaz, Hatay'ı alacağım, bunun başka türlüsü yoktur, Hatay'ı alacağım dediği anlatılıyor. Kılıçdaroğlu'nun koltuğunda oturduğu Atatürk hasta yatağından kalkıp Fransız ve İngilizlere gözdağı vermek için 19 Mayıs 1938'de Mersin'e gitmiş, saatler süren kutlamaları kabul etmişti. Bu güç gösterisi Fransız ve İngilizlerin Hatay konusunda Türkiye ile anlaşmaya varmalarında etkili olmuş, Hatay'ın ana vatana katılması sağlanmıştı. CHP liderinin bir de zamanlama sorunu var. Türkiye'nin Suriye operasyonu için saatleri saydığı bir sırada İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in tek bir partimiz vardır o da Al Bayrak Partisidir diye tam destek verdiği bir sırada CHP grubunda Türkiye terör örgütlerine destek veriyor diye konuştu. Terör örgütü kim? Türkiye, PKK, YPG'ye mi destek veriyor yoksa D aşamı? ABD'nin PKK-YPG'ye verdiği 30 bin tır silahı görmeden Türkiye terör örgütüne destek veriyor demenin ne anlamı var? Harekat ne zaman başlayacak? Bu noktadan sonra Suriye Harekatı'na ilişkin elde ettiğim bilgileri paylaşmak istiyorum. 1. Amerikan askerleri çekilmeden harekatın başlamayacağı söyleniyor. Peki Amerikan askerleri ne zaman çekilir? Operasyon ne zaman başlar? Dün geç saatlerde Pentagon askerlerimizi operasyon bölgesinden çıkardık açıklamasını yaptı. Böylece operasyon süreci hızlandı. 2. Peki PKK YPG çekiliyor mu? çekilmiyor tam aksine yığınak yapıyorlar tutsak kaldıkları ailelerin çocuklarını askere almışlardı özellikle de Arap ailelerinin çocuklarını bölgeye yerleştirmeye başlamışlar ABD askerlerinin ya da teröristlerin çekilip çekilmemesi harekat planının esasını oluşturmuyor taktik adımlar olarak görülüyor Türkiye tüm planlamalarını Fırat'ın doğusuna güvenlik koridorunun oluşturulmasına göre hazırlamış durumda 3 PKK, YPG'ye ABD'nin verdiği silahlar vardı. Erdoğan 30 bin tır silah verdiklerini söylemişti. Terör örgütünün bu silahları kullanması bekleniyor. Harekat planı bu silahların %100 kullanılacağı düşüncesiyle hazırlanmış. Belli ki bu yönde istihbaratlar alınmış. 4. Terör örgütü Afrin harekatının başında direnmiş ancak şehir savaşına sıra gelince Afrin'i terk etmişti. Şimdi de harekatın başında direnmeleri bekleniyor. Bir süre direnç gösterdikten sonra imha olacaklarını anladıkları anda çekilebilirler. Çekilmek için Rakka, Kobani ve Cezire'de hazırlıklar yapıldığı tespit edilmiş. 5. Hava sahasının kullanımında bir sorun gözüküyor mu? Harekat başladığında ABD hava sahasını kullandıracak mı? Hava sahasının kullanımı konusunda şu ana kadar bir sıkıntı yansımamış ama işin şekli harekat başladığında belli olacak. Türkiye'nin meşru müdafaa hakkı kapsamında değerlendiriliyor. Türkiye'ye yönelik tehdit varsa o ortadan kaldırılacak deniliyor. Uluslararası hukukun bu hakkı tanıdığının altı çiziliyor. Nokta hedefler vurulacak. 6 PKK, YPG'nin uyanmaması için hareket planına ilişkin detaylar verilmiyor. Ancak terör örgütünün lojistik merkezleri, gözetleme kuleleri, tüneller ve cephanelikleri nokta hedef olarak belirlenmiş durumda. Bu hedefler koordinatlarıyla hareket planına işlenmiş durumda. Harekat başladığında öncelikle nokta hedefler vurulacak. Harekatın ilk bölümünde savaş uçakları, sihalar ve fırtına obüsleriyle nokta hedefler imha edilecek. Ardından hava destekli kara operasyonu başlayacak. 7. Operasyonda ÖSO birlikleri kullanılacak mı? Çok tecrübeli ve eğitimliler, düzenli ordu haline geldiler. Sahayı biliyorlar, yerel halkı tanıyorlar. Arapça, Kürtçe dillerine hakimler. Bölgede aşiretleri tanıyorlar. O nedenle TSK'nın sevk ve idaresi altında öncü birlikler olarak girecekler. Hamza Tümeni'nin içinde Kürt Şahinleri Tugay'ı var. Adından anlaşılacağı üzere Kürtlerden oluşuyor. Ana dilleri Kürtçe ama Arapça da biliyorlar. PKK'nın bölgeden sürdüğü Kürt aşiretinin çocukları. Bölgeyi avuçlarının içi gibi bildikleri için önce onların girmesi bekleniyor. Ha bir de Türkiye girerse bölgenin demografik yapısını değiştirir diye itiraz edenler var. Aralarında Türkiye Büyük Millet Meclisi rozetini taşıyan CHP milletvekillerinin de bulunduğu bu grup PKK-YPG bölgenin demografik yapısını değiştirirken itiraz etmemişlerdi.